E Tabii koronavirüs tam bir dert, tam bir bela. 2020 hiç iyi gitmiyor. Girdiğinden beri bu yıl hem deprem hem diğer sıkıntılar bir de virüs etkisi geldi üzerine. E, ekonomik yapıdan baktığınız zaman dünya küreselini ciddi oranda etkileyen bir e, salgın bu. E, bir takım ekonomik verilere göre 280 milyar dolar, bir takım verilere göre de 330 milyar dolara yaklaşan bir Risk oluştu dünyada. Ee, rakamsal olarak etkisi yanında sosyal etkileri ve psikolojik etkilerini de konuşmak lazım. Ee, tabii bunların hepsi ekonomiye yansıyan e, diğer unsurlar olarak karşımızda. Maalesef ki büyük bir dertle uğraşıyor dünya. 2-3 aydır, 1 aydır önemli. Çin biraz salgını azalttı ama Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri tam bir kriz merkezi şu anda da koronavirüsün en önemli merkezi haline geldi. Çin dünyanın üretim merkezi, dünyanın mutfağı aynı zamanda üretimde, dünyanın atölyesi. Çin'deki en ufak düşüklük dünyadaki bütün sistemleri etkiliyor. Hani bir laf var, ben geçen haftaki bir programda onu söylemiştim. Çin giderse dünya gider. Dünya Bankası ve IMF, diğer ekonomik kuruluşların hepsi Çin'deki büyümeyi 1-2 puan aşağıya indirdiler. Yani dörtlere doğru inerse Çin büyümesi e, ciddi bir ekonomik etkiyle karşı karşıyayız. Çin çünkü büyük bir tedarikçi. E, bütün yan ve ikame sektörleri Çin takviye ediyor. Şu anda durmuş vaziyette. Yani dünyadaki üretim üstleri de Çin'e bağlı olduğu için bu sistem içinde etkilendiler. üretim durdu ve satışlar duruyor. Üretim durunca istihdamada etkisi boyutları karşımıza gelecek. Ha, bize bir avantaj olarak gelir gibi gözüktü. Ancak bizim de mal sattığımız ve ihraç ettiğimiz yerlerde bizim oralara gönderme durumumuzla durdu. Yani onlar da bizden mal almıyorlar. İkincisi bizi çok kötü etkileyen bir durum var şu anda turizm. Turizmde önümüzdeki dönemlerde biz önümüzdeki aylarda tam bir harekete geçmek üzereyken ciddi bir durgunluğa gireceğiz. Bizim orada 30 milyar dolara yakın bir gelirimiz var yıllık. Ciddi sayıda da bir turist gelecekti Türkiye'ye gelmeyecek. En basinden rezervasyonların birçoğu iptal edildi. Ve gelmemek üzere bir takım spor karşılaşmaları tutun da kongrelere kadar hatta büyük etkinlere kadar, dünya Avrupa şampiyonlarına kadar, olimpiklere kadar hepsi etkilenmek üzere. Ve dünya bu konuda tedbir alıyor. Tabii dolayısıyla biz de çok ciddi olarak etkileniyoruz. E, tabii sektörlerimizin tümü etkilenecek. E, ancak Maliye Bakanlığı... Dün açıkladığı bir takım önlemleri önümüzdeki günlerde halkımıza duyuracak. Hakikaten esnafımız ve diğerleri de etkileniyor. Kafelerden tutun sinema sektörüne kadar, AVM'lere kadar alışveriş düşüklüklerini görüyoruz. Bu yansımalar önümüzdeki aylarda karşımızda önemli rakamlar olarak gelecek ve bunları kaldırabileceğiz mi? Bir takım şeyleri üstlenebileceğiz mi? Dünya tedbir alıyor. Amerikan Merkez Bankası, hiç olmadık bir şekilde faizleri sıfıra çekti. 0 0 aralığındaydı. Sıfıra indirdi. Yani ben iç borçlanmalarda, uluslararası borçlanmalarda sıfır faizle hareket edeceğim. 800 milyar dolar kadar da para enjekte edecekler dünyaya. Özellikle İtalya'ya bir yardımı söz konusu Haline getirdiler, İtalya'ya bir yardım yapacaklar ve diğerleri Avrupa Birliği ülkeleri de tedbir almak üzere bu konuda e, rakamları da önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. E, bunun yanı sıra e, tabii bizim sınırımızda bir mülteci sorunu var. E, mülteci sorunu da karşımızda bir sıkıntı olarak duruyor. Orada da on binlerce kişi Avrupa'ya gitmek üzere hareketlendi. Bu da bir virüsü tetikleyen, hareketlendiren veyahut ekonominin farklı boyutlarını karşımıza getirecek olan sıkıntıları da yaratacak bize. Tabii bu bir yine de söylüyorum, bu bir ahlak sorunu. Maalesef ki bu konuda bizim satıcılarımız, esnafımız, üreticilerimiz ahlak yapısı biraz bozulabiliyor bu konuda. Ben bir ahlak sorunu olarak görüyorum. Odalar Birliği ve diğer kuruluşlar tedbirlerini aldılar, aşırı fiyat koyanlara cezaları uygulamaya başladılar. Başlıyorlar da kontrol ediyorlar. Bunu bir ben özellikle denetimle iyi bir denetim yapılırsa kontrol edebilir. Yalnız halkımız tabii aşırı taleplerde bulunmaması gerekiyor. Aşırı talepler piyasanın arz ve talep dengesinden oluşan iktisadın genel teorisinde çok fazla talep edilen bir ürünse fiyatını arttırabiliyorlar. Üzgünüm ki kolonyadan tutun da bir takım hijyen ürünlerine kadar her şeyin fiyatını arttırdılar ve yaptılar bunu. Bunu hatırlıyorsunuz maalesef ki döviz kurları arttığı zaman o döviz 7 lira doğru 2018'de test edilirken de yaptı Türk üreticisi. Dolar girdilerimiz arttı. Bir anda fiyatları yükseltiyoruz. Düşen fiyattan kimse fiyatlarını düşürmedi. Bu bir ahlak sorunu. Bunun yanı sıra yani sadece ve sadece tek olumlu yansıyan bu kadar kötü haberlere karşılık petrol fiyatlarının düşmesi var. Benzinde 1 liraya yakın indirim yapıldı. Petrol yine düşük olarak seyredecek. Çünkü uluslararası platformlarda OECD ülkelerinin petrol üretimlerinin şu ülkelerinin kendi aralarındaki iç güç savaşı ve üretim sorunlarının dengelenmesi var. Rusya ile Suudların bir bir üretim çatışması var işlerinde. Rusya'nın tahmin ediyorum borçlanmaları var. Onları ödemek için kısamıyor. Çin yılda işte şu kadar varil indiriyor, almıyor üretim yapmadıkları için. Petrol 30 dolar civarında bize olumlu yansıyor. 40 milyar dolarlık bir enerji harcamamız var bizim yıllık. Bu biraz azalacak. Bize avantaj olarak görünüyor. Diğer avantajlar en büyük tedbiri biz alıyoruz. İnşallah korumayı yapacağız. Yani yaptığı mümkün olduğu kadar Sağlık Bakanlığı tedbir almaya çalışıyor. Ama ekonominin içinde önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde hatta çok yakın yansımalarını görmek üzere hazır olmalıyız. Neticeleri de geliyor zaten. AVM'lerdeki çalışma saatleri düşürüldü halkın toplu taşıma müracaatı azalmaya başladı. Özellikle büyük kentlerde geçen gün bir veri yayınladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki en büyük kitlenin olduğu yer. Toplu taşım %37 azalmış. Bu belediyelerin gelirlerini de etkiliyor. Yani buralardan baktığınız zaman bir gelir düşüklüğü çıkaracak tahmin edilen bütçeleri bozuyor. Belediye %36 civarında zam yapmıştı toplu taşıma. %37 oranında düşüklük var toplu taşıma müracaatta. Şimdi insanlar kullanmamaya başlıyor bir takım şeyleri ve bunlar da ekonomide rakam düşüklükleri ve sıkıntıları yaratacak. Esnafımızın Halkımızın, kafelerin, lokantaların ciddi zarar ettiğini görebileceğiz önümüzdeki dönemlerde. Maalesef ki hazırlıklı olmalıyız. Kendi yağımızda kavrulmayı öğrenecek bir dünyaya doğru gidiyoruz herhalde. Öyle görünüyor. Bunlar bitmeyecektir. Ben önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 100 yıllarda, 50 yıllarda, 25 yıllarda, biraz küçülteyim 10 yıllarda bu tip vakaların dünyada yaşanacağını tahmin ediyorum. Ama bu bir ders niteliğinde. Özellikle çok gelişmiş olan ülkelerin bile aymazlığı ortaya çıkmış olabiliyor bu tip krizlerde. Sağlık sistemleri sorgulanacak, sorgulanıyor. Ee, sağlık ve hijyen sistemleri, temizlik sistemleri sorgulanıyor. Üreticiler sorgulanıyor. Belki projeksiyonlar da değişebilecek, üretim projeksiyonları. Yani hijyenik ürünleri üretenler biraz daha fazla yatırım yapacaklar. Ama şu bir gerçek, istihdam çok etkilenecek, işsizlik oranları biraz daha artabilecek ve firmaların satışları düşebilecek. Bu bir sıkıntı olarak karşımızda. Tabii bunları da devletler tedbir olarak yapacaklar. Sübvanse edecekler. İşte Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı gibi işte 700-800 milyar dolar piyasaya bir para sürecekler. Biraz rahatlatıcı tedbir alacaklar. İşte KDV'ler, muhtasarlar, beyannameler, Mart ayı vergi dönemi geldi. Devlet de buna ilişkin önümüzdeki günlerde açıklamalar yapacak. Dün Maliye Bakanı böyle küçük bir beyanatta bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde ülkemizin alacağı tedbirleri de kendisi açıklayacak dedi. Bir hazırlık yapıyorlar. Ve bu konuda tahmin ediyorum halkı rahatlatıcı bir takım şeyler söyleyeceklerdir.